Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından mutlu akşamlar. Ben Hülya Polat. Ürdünlü pilotun IŞİD tarafından yakılarak öldürülmesi tüm dünyada büyük tepki uyandırdı. Bu akşamki yayınımızda bu tepkileri vereceğiz. Ürdün, IŞİD'in esir aldığı pilotun öldürülmesi üzerine iki mahkumu idam ettiğini açıkladı. İdam edilenlerden biri 2005 yılında Amman'da bir otelin bombalanması olayına karışmakla suçlanan Sacide El-Rişavi. IŞİD, Rişavi'nin pilotla takas edilmesini istemişti. Başkan Obama bu gelişmeler sırasında Washington'da Ürdün Kralı Abdullah'la görüşüyordu. Kral ziyaretini keserek ülkesine döndü. Ürdün halkına hitaben konuşan Kral Abdullah cinayeti, İslam'la hiçbir ilgisi olmayan bir suç örgütünün işlediği korkak bir terör eylemi olarak niteledi. Başkan Obama da haberin Washington'a ulaşması üzerine hemen tepki gösterdi. Pilot Muaz El Kasas ve Ürdün, Japonya ve Ürdün'de ölüm cezasının infazını bekleyen Iraklı bir kadın militanın içinde bulunduğu karmaşık esir takasının bir parçasıydı. Başkan Obama, Ürdünlü pilotun yakılarak öldürülmesinin IŞİD militanlarının ne kadar barbar olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi. Bu durumda küresel koalisyon IŞİD'i zayıflatıp mağlup etme yolunda gösterdiği çabaları iki kat arttıracak. Başkan Obama, iflas etmiş bir ideolojiye sahip olan militanların tek ilgi alanının ölüm ve tahribat olduğunu bildirdi. Geçen Aralık ayında kullandığı jetin Suriye'de düşmesi üzerine IŞİD tarafından esir alınan pilot Muaz El Kasas Bey, Amerika liderliğindeki koalisyon bünyesinde görev yapıyordu. Ürdün pazartesi günü Muaz El Kasas Bey'in sağ olduğunun kanıtlanması karşılığında Iraklı kadın militan Sacide El-Rişavi'yi serbest bırakacağını yinelemişti. Ürdün çabalarını iki Japon gazetecinin kafalarının kesilerek öldürülmesi üzerine arttırmıştı. IŞİD'in yayınladığı dehşet verici fotoğraflar pilot Muaz El Kasas Bey'in bir kafes içinde diri diri yakıldığını gösteriyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Ürdünlü pilotun IŞİD militanları tarafından yakılarak öldürüldüğünü gösteren videonun yayınlanması, IŞİD'e karşı oluşturulan koalisyonun Washington'da yaptığı toplantıyı izledi. Dışişleri Bakanı John Kerry, koalisyonun önemli bir parçası olan Ürdün'e yapılacak ek yardımı Kral Abdullah ve Dışişleri Bakanı Nasir Cude ile görüşüyordu. Ürdünlü pilot Muaz El Kasas Bey'in yakılarak öldürülmesini gösteren video kaydının yayınlanması, Dışişleri Bakanı Kerry'nin Amman'a Amerikan yardımının yılda 660 milyon dolardan 1 milyar dolara çıkartılacağını açıklamasını izledi. Ürdün kökten dincilerin oluşturduğu tehditle karşı karşıya. Kendi nüfusu 7 milyondan az olan Ürdün 800 binden fazla mülteciyi barındırmak zorunda kaldı. John Kerry ve Nasir Cude pilotun yakıldığını gösteren video kaydına değinmedi ancak daha sonra yaptığı açıklamada olayı kınadı. Bakan da Ürdün'ün bölge güvenliğini destekleyeceğini söyledi. Bu çalkantılı dönemde Ürdün'ün barış, istikrar ve güvenlikten yıllardır yoksun olan Orta Doğu'da bu değerlere bağlı kalacağını bir kez daha yineliyorum. Öte yandan başkent Amman'da toplanan bir grup öğrenci, Aralık ayında kullandığı jetin Suriye'de düşmesi üzerine IŞİD tarafından esir alınan pilotu andı. Ürdün, IŞİD'in pilotun Ürdün'de idam edilmek üzere bekleyen Iraklı bir kadın militanla takas edilmesi yönündeki talebini kabul etmiş, ancak pilotun sağ olduğuna dair kanıt istemişti. Eski büyükelçi ve dış siyaset uzmanı Adam Arely, IŞİD'in bir devletle pazarlık yapma girişiminin örgütün kendisini hükümet olarak gördüğünün işareti olduğu görüşünde. IŞİD'de başka bir hükümetle resmi diyalog içine girme arayışında olan bir liderlik yapısı var. Bu bana göre IŞİD'in evrim geçirdiğinin göstergesi. Amerika'nın uzun vadeli kalkınma ve terörle mücadele için Ürdün'e daha fazla yardım edeceğini kaydeden Kerry, IŞİD'le savaşan koalisyona verilen desteğin IŞİD bölgeden tamamen silinip örgütün yalanları herkes tarafından anlaşılıncaya kadar süreceğini vurguladı. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. ...2014 yılı Amerikan ekonomisi açısından umut verici gelişmelere sahne olurken, Avrupa ve Japonya gibi büyük ekonomiler sıkıntılarını aşmak için gerekli başarıyı yakalayamadı. Türkiye ise yılı diğer gelişmekte olan ekonomiler gibi hassas bir çizgi üzerinde geçirdi. Bu yıl dünya ekonomisinde neler bekleniyor? Avrupa Birliği ekonomileri sıkıntıları tümüyle aşabilecek mi? Melek Çağlar bu soruları Maryland Üniversitesi'nden ekonomist Şebnem Kalemli Özcan'a yöneltti.
Sayın Şebnem Kalemli Özcan, programımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bugün sizinle 2015 dünya ekonomisine ilişkin beklentileri değerlendireceğiz. Türkiye'ye ilişkin tahminleri alacağız ama ben soruma öncelikle küresel ekonomik gelişmelere ilişkin tahminlerinizle başlamak istiyorum. Nasıl bir yıl bekliyoruz biz? Çok teşekkürler Melek Hanım. Nazik davetiniz için programınıza katılmaktan mutluluk duyuyorum. 2015 küresel ekonomi dediğimizde maalesef gene çok çok olumlu bir tabloyla karşı karşıya değiliz. 2014'e göre daha olumlu bir tablo ama beklenilen, istenen, umut edilen kadar olumlu bir tablo değil. Dünya ekonomisi için öngörülen büyüme tahminleri %3,5 civarında. Bunun büyük bir kısmı gelişmekte olan ülkeler ve Amerika tarafından üstlenilmiş durumda. Gelişmekte olan ülkeler genelde 3,5-4,5 gibi, Türkiye 3,5, Çin 5,5 civarlarında. Amerika'ya baktığımızda 2,5, Avrupa'ya gittiğimizde 1,5'lara düşüyoruz. Şimdi Avrupa, Japonya ve Amerika çok büyük bir külfet olduğu için dünya ekonomisinde, tabii ki Amerika'nın bundan çıkmış olması ve durumun iyileşiyor olması çok güzel bir gelişme. Fakat tabii gönül isterdi ki Japonya ve Avrupa için de aynı şey söylensin. Şu anda daha 2015 için onu söyleyemiyoruz. Hala riskler olduğu yerde duruyor Avrupa ekonomisi için özellikle. Şimdi 2014 ekonomi haberlerine baktığımızda, ekonomi gündemine baktığımızda öne çıkan en önemli iki unsur düşen petrol fiyatları ve Amerika Merkez Bankası Fed'in 2015 ortası itibariyle faizleri yükselteceğine dair verdiği işaretlerdi. Şimdi 2014'teki bu gelişmeleri 2015'e taşıdığımızda nasıl bir tablo göreceğiz? Evet, zaten bu 2015'i değerlendirirken gerçekten petrol fiyatları çok çok önemli. Avrupa açısından çok bence gelişmekte olan ülkeler için çok önemli. Şimdi petrol fiyatlarındaki düşüş çok güzel bir gelişme. Çok gerçekten herkesi memnun eden bir gelişme. Yani bu hasta bir insana direkt koldan yapılmış bir penisilin iğnesi gibi düşünün. Ve gerçekten bu gelişme gayet iyi karşılandı. Hem Amerika hem Japonya hem Avrupa ülkelerine tabii ki çok çok yardım edecek. Gelişmekte olan ülkeler için, Türkiye gibi ülkeler için çok çok iyi bir haber. Tabii ki her ülke için böyle olmayacak. Petrol, ihraç yapan ülkeler için, mesela Rusya için aynı şey söz konusu değil. Ama büyük resimde bu iyi bir gelişme. Fakat yeterli değil. Niçin yeterli değil? Çünkü kalıcı olmayacağını hepimiz biliyoruz. Şimdi geçici unsuru bunun, bu yavaş büyüyen, çok fazla büyüyemeyen gelişmiş ülkeler için, Avrupa gibi mesela, iyi bir haber. Gelişmekte olan ülkeler için, zaten gelişmekte olan ülkeler büyüyordu. Fakat bir enflasyon problemiyle karşı karşıyalardı. Türkiye bunun çok çok iyi bir örneği. Öyle bir zamanda geldi ki bu petrol fiyatlarındaki düşüş o enflasyon probleminin önüne tıkadı. Bu çok güzel bir gelişme. Fakat tabii ki bu bir noktadan sonra dediğiniz gibi tekrar fiyatlar düzeleceği için o noktaya kadar bu enflasyonu bir şekilde normal bir seviyenin altına düşürmek lazım. Ve bunu da yapısal reformlarla yapmak lazım. Neden? Çünkü ikinci tehlike dediğiniz Amerika'nın faizleri yükseltmesi. Gelişmekte olan ülkeler için, Türkiye gibi ülkeler için en önemli tehlike zaten bu. Petrol fiyatları bir şekilde tekrar geri normal haline dönecek. Bu kadar düşük kalmayacaklar ve Amerika'da faizleri arttırmaya başlayacaklar. Bunları Amerika faizleri arttırmaya başlayacak. Bunlar aynı anda mı olur, ikisi örtüşün, bunu bilemeyiz. Fakat bir şekilde eğer Amerika faizleri arttırmaya başladıktan sonra petrol fiyatları artarsa tabii o zaman gelişmekte olan ülkeler iki taraftan vurulmuş olacak. Hem enflasyonlarına etki edecek bu kötü bir şekilde, hem de Amerika faizleri arttırmaya başladığı zaman yabancı yatırım o ülkelerden çıkıp tabii ki Amerika'ya doğru yönelecek. Bu da en çok cari açık problemi olan ülkeleri tehdit ediyor. Bu yüzden bence bu zamanın iyi kullanılıp bir şekilde yapısal reformlara hız verilip bu iki sorunu, yani sadece Türkiye için değil, bu yani gelişmekte olan ülkeler için en önemli iki sorun. Birincisi enflasyonu kontrol altına alma, cari açık, zaten ikisi birbirle ilişkili kur üzerinden. Bu sorunların çözülmesi lazım ki, ve yapısal reformlar da buna yardım edecek. Bu olay olduğu zaman, yani mutlaka Amerika bir noktada faizleri artacak, mutlaka petrol fiyatları bir noktada normale dönecek. Gelişmekte olan ülkeler kendilerini bir şekilde bir kıskacın içinde bulmasınlar. Avrupa özeline baktığımızda bundan sonrasında hükümetler ne yapmalı Avrupa için?
Şimdi Avrupa için aslında daha tam her şey yapılmadı. Şimdi Amerika için genişleme, parasal genişleme politikası yapılabilecek son raddeye kadar yapıldı ve çalıştı gördüğümüz gibi. Yani şu anda gelişmiş ülkeler içerisinde en hızlı büyüyen ve bir şekilde bu krizden kurtulmuş olan ülke Amerika. Avrupa bunu bu noktaya kadar o kadar derecede yapmamıştı. İşte bu parasal genişleme QE dediğimiz olay şu anda başlıyorlar. Onun için Avrupa'nın hala bir gideceği yol var ve eminim ki bu etkili olacak belli bir noktaya kadar. Ama hala eğer yetmezse o zaman hükümetler ne yapmalı? Yani Avrupa'nın durumunda bir yapısal reform olayı çok önemli tabii ki. Özellikle iş piyasaları, yani belki başka reformlar o kadar elzem olmasa bile bu önemli bir reform. Bunu yapmaya çalıştılar ama tabii bunu krizin ortasında yapmak çok zor. İşsizlik, you know, yani işsizlik çok fazlayken ve de büyüme çok azken ve borç yükü çok fazlayken. Eğer bu yeni başladıkları parasal genişleme, Amerika stili yaptıkları reform meyvesini vermeye başlarsa bu zamanı iyi bir şekilde kullanıp direkt bu yapısal reformları hızlandırmaları lazım. Tasarruf arttırmaları lazım. İş piyasasındaki rigiditeleri çözmeleri lazım ki bir şekilde tekrar büyüme geri gelsin. 2015 Türkiye ekonomisi için ne öngörülebilir? Evet, Türkiye ekonomisi için bu Avrupa için söylediğim mesajı daha da güçlü bir şekilde söylemek isterim. Şu anda bu petrol fiyatlarındaki düşüşle ve de Amerika daha faizleri arttırmaya başlamadığı için hem enflasyon olarak hem de cari açık olarak ciddi bir durumda değiller. Zaten petrol fiyatlarındaki düşüşlük cari açığa inanılmaz derecede yardım etti tabii ki. Çünkü biz petrol ithal ettiğimiz için bu zamanın çok iyi kullanılması lazım. Yani şu anda bir seçim ekonomisine kilitlenmek yerine bence yapısal reformların hızlandırılması için çok çok iyi bir zaman. Çünkü dediğim gibi mutlaka bir noktada Amerika faizi artırmaya başlayacak ve mutlaka bir noktada petrol fiyatları geri adıma atacak ve geri şeyine girecek. Onun için yapısal reform yapılması lazım. Türkiye için en önemli iki tane yapısal reform gene iş piyasası ve eğitim. Türkiye için bu iki reform çok çok önemli. Eğer Güney Kore'nin başardığını başarmak, eğer Almanya'nın başardığını başarmak amaç buysa iki reformun beraber gitmesi lazım. Şu anda 2 milyona yakın bir Suriyeli göçmen olayı var. Bunun üzerine daha da fazla negatif etki edecek. Çünkü şimdi çok büyük bir ucuz iş gücünün olduğu bir piyasadasınız ve bu piyasa zaten çok hızlı işleyen, çok yani fleksibel işleyen bir piyasa değil. Onun için bu iş piyasasının reformlarının yapılması lazım. Eğitim reformunun yapılması lazım. Çünkü daha çok araştırmacı, daha çok yenilikçi, daha çok küresel piyasada rekabetçi bir Türkiye görmek istiyoruz hepimiz. Bunlar maalesef eğitim reformu olmadan, iş piyasası reformu olmadan olmaz. Ve bunların ikisi de zaten tasarrufu da getirecek. Yani cari açık hala bir bence tehlike. Şu anda evet petrol fiyatlarının ucuz çok yardım etti ama bu her zaman için azaltılmadığı sürece bir saatli bomba gibi her zaman için tik tak tik tak edecek. Türkiye gibi büyüyen ülkelerin cari açı olması normal. Yani cari açı deyip geçmeyelim. Fakat çok fazla olması normal değil. Yani genelde bu %5, %6, %7, %8'lik rakamlar çok yüksek rakamlar. Onun için bunları mutlaka bir şekilde yapısal reformlar çerçevesinde tasarrufu arttırıcı, eğitimi teşvik şekilde iş piyasasındaki bu yani tökezleten noktaları açıcı reformların bu zamanda yapılması lazım. Bir seçim ekonomisine odaklanmak yerine. Sayın Şebnem Kalemli Özcan, programımıza katıldığınız ve yaptığınız değerlendirmeler için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonunda hatırlatalım. Amerika'nın Sesi'nin bu ve daha önceki yayınlarını amerikaninsesi.com adresinde istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Ekonomi nasıl gidiyor? Amerikan rüyası devam ediyor mu? Modern teknolojide neler oluyor? Washington'da yeni krizler bekleniyor mu? Motosikletle nereleri gezebilirsiniz? Sitemizde bu konulardaki bloglarımızı da bulabilirsiniz. Amerika'da siyaset ve yaşam, ekonomi, eğitim, başarılı Türkler, teknoloji bloglarıyla motosikletli kızın serüvenlerini izlemenizi öneriyoruz. Yayınımızın burada sona erdiğini tekrar söyleyelim. Amerika'nın Sesi Haber ekibi olarak hepinize mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.